Dostlar, neden sözümüze sadık kalamıyoruz? Bunun birinci nedeni, başta ikaz ettiğim şey, Resulullah'ın uyarılarını uzman bir doktor uyarısı gibi dinlemiyoruz. Camide hoca vaaz ediyor, cumaya da 10 dakika var, dışarıda nasıl duracaksın? İşte cami klimalı. Hoca konuşuyor, fon müziği gibi bir şey hocanınki orada işte. Öyle dinliyoruz. Elbette hocanın da kabahati var. Dik durun müminler, peygamberiniz konuşuyor diyemiyor. Kalplerinizi açın, açın göğüslerinizi, Resulullah geliyor diyemiyor. Uyuşuk uyuşuk bir şeyler söylüyor. Önündeki kağıdı cuma hutbesine çıkmadan bir kere okumamış bile. Orada kekeliyor, Türkçe imlası olmayan bir yazı okuyor. Hem Müslümanlar da bahane arıyor uyumak için, kestiriyorlar o arada. Herkes görevinin sadığı olsun. Sadece camide bulunmak helal ettirmiyor maaşı. Allah kimden soracak? Bu peygambere henüz 10 hadisle bile ulaşamamış binlerce, milyonlarca gencin hesabını. 50 sene camide namaz kıldığı halde en basit ilmihalden bile hala mahrum bu müminlerin hesabını kimden soracak Allah? Küsmenin, darılmanın gereği yok ki. Bir nefis muhasebesi yapalım. Birinci sorunumuz bu randevu sadakatsizliğinin birinci sorunu, buna ceza biçen, bu suçu dosyalayan Resulullah haberlerini aleyhissalatü vesselam, Kur'an'ın bize bildirdiği vavfu bil ahd, vavfu bil ahd, Allah'ın kitabı, sözünüzde durun, sözünüzde durun, Allah buyuruyor, sözünüzde durun, vavfu bil ahd, innel ahde kâne mes'ûlâ, verdiğiniz sözleri soracağız, Allah buyuruyor. Söz bu kadar kolay mı ya? Noter dün çıktı dünyada. Ashab-ı kiram noter görmediler. Kontrat, montrat görmediler. Allah gördüler. Peygamberini gördüler. Dost doğru adamlar oldular. Birbirlerinin katilleriyken birbirlerinin bekçisi haline geldiler. Vavfu bil ahd. İnnel ahde kâne mes'ûlâ diyen Allah'ı dinlediler. Sözlerinde durdular. Kur'an'ı, Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam nasıl dinlediğimiz çok önemli. Uyur gezer dinlersen hiçbir tesir etmez.